Değerli üyemiz, ben Doktor Ömer Faruk Turan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Bursa MS Derneği'nin kurucusu, kurucu başkanı ve halen bu görevi yürütmekteyim. Ben size bugün kısaca alemtuzumab etken maddeli Lemtrada isimli MS ilacından kısaca bahsetmek istiyorum. Alemtuzumab çok güçlü, çok kuvvetli bir tedavi. Her hastaya uygun değil. Özellikle birinci ve ikinci basamak tedavileri kullanmış. Ama henüz atakları ya da MR'ı ya da hastalık ilerlemesi tam sağlanamamış hastalarda uygun. Bizim ülkemizde geri ödeme şartı ikinci basamak tedavilerden bir veya ikisini bir yıl süreyle, toplamda bir yıl süreyle kullanmış olmak ve başarı sağlanmamış olması kaydıyla üçüncü basamak hastanelerde rapor edilerek ve özel izleme tabi bir ilaç. Aslında çok özel hastalarda, çok birinci basamakta dahi kullanma şansımız var özel izinle. Ama bugün bunu bu şekilde pratik olarak ikinci basamak ilaçlardan bir veya ikisini toplamda bir yıldan fazla kullanıp gerek atak, gerek MR, gerek hastalık ilerlemesinde başarı sağlanmayan hastalarda kullanıyoruz. Bu artık ilaç yurt dışından gelmiyor. Artık Türkiye'de yurt dışından geliyor. Ancak Ankara aracılığıyla TEP üzerinden İbn Sina üzerindeki süreçler sona erdi. Artık hastane eczanelerinde çekilerek hastanede günübirlik ya da yatarak bu tedavi yapılacak. Alemtuzumab tecrübemiz oldukça fazla. Türkiye genelinde birçok merkez bu ilaçlarla hastalarını tedavi ettiler. Gerçekten güzel, çok güçlü, yerinde kullanıldığında çok faydalı bir ilaç. Özel hazırlıklar yapılıyor. Özel testler var. Hasta uygun mu değil mi ona bakıyoruz. Etki mekanizması MS gelişiminde rol olan T ve B lenfositlerindeki CD52 dediğimiz antijeni tanıyarak MS'e yol açan bu hücreleri yok ederek tedavide başarı sağlıyor. Dolayısıyla bir çeşit böyle kök hücre tedavisi diyebiliriz. Kök hücre mantığına dayanıyor. Mevcut hastalığa yol açan CD52 antijeni taşıyan T ve B lenfositlerini yok ederek hastalıkta bir başarı elde ediliyor. Daha sonra ne oluyor? Yeniden yeni T ve B sağlıklı lenfositler ortama salınıyor. Etki mekanizması bu şekilde. Uygulama kolaylığı da var. Çok uygulaması pratik. Birinci yıl 5 gün süreyle serumlu tedavi yapıyoruz. Ön hazırlığı var. İşte 1 gram kortizon veriliyor. Alerji için bazı ilaçlar veriliyor. Ateş düşürücü ilaçlar veriliyor vesaire. Böyle bir 8 saate yakın, 6-8 saat arası bir serumlu tedavi. Biz genelde yatırarak yapıyoruz 5 gün süreyle. Hastanede güvenlik açısından, izlem açısından daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Yurt dışında günübirlik yapıp gönderen merkezler de çok. Birinci yıl tedavi bitmiş oluyor. İkinci yıl tedavide 3 gün bir serumlu tedavi var. Toplamda 800 günlük bir serum tedavisiyle 5 yılı kurtarıyoruz. 5 yıl herhangi bir tedavi gerekmiyor. Genelde hastalar bu şekilde büyük bir başarı elde ediyoruz. Atak geçirenler olabiliyor, az da olsa. Bu 5 yılın sonunda ne oluyor? İzleniyor hastalar. Gerek klinik takip, gerek MR takibi ve hastalık ilerleme takipleri yapılarak
gerektiğinde bir tekrar gerekebiliyor. Tekrarda 3 günlük tekrarlar yapılıyor. Bu klinik çalışmaların sonunda bu hastalar iyi takip edildiğinde ikinci 5 yılda hastaların %60'ında yeni bir tedavi gerekliliği olmamış ya da ihtiyaç duyulmamış. %40'ında atak nedeniyle bir kür daha yapılmış. Bu deneyimler biriktikçe bu tedavi şekilleri, programları değişebilir. Alerjik reaksiyonlar olabiliyor. Çünkü çok sayıda TBB lenfositini öldürünce bunlardan çıkan stokin dediğimiz maddeler alerjik reaksiyonlara, ateş yükselmesine yol açabiliyor. Bunlarla ilgili önlemler alıyoruz. En sık bu alerjik reaksiyonlar görülebiliyor. Uzun süreli takipte tiroid bozuklukları, otoimmün tiroid bozuklukları olabiliyor. Kan pansitopeni dediğimiz, trombositopeni dediğimiz trombosit pıhtılaşma faktörlerinin azalmasına bağlı kanamalar görülebiliyor. Beyin kanaması nadiren görülebiliyor. Nadiren fırsatçı enfeksiyonlar, ciddi enfeksiyonlar olabilir. Çok düşük oranda maligniteye denk gelinebilir. Bazı böbrek hastalıkları, akciğer hastalıkları da nadiren tanımlanmış. Yan etkileri yönünden bu hastaları iyice takip ediyoruz. Pazarlama sonrası şah damarda damar yırtılıp içine kan dolmasıyla damar tıkanıklıkları gibi böyle yan etkiler, özel yan etkiler de bildirilmiş. Geriye dönüp bakıldığında bu merkezlerin sağlıklı bir tedavi yapmadıkları, işte bir hemşire yapıp üzerinde görevli yok, böyle hastanede yatılmıyor, günü birlik yapıp gönderiyorlar. Bizde bu yan etkiler henüz rapor edilmedi. Biz daha dikkatli davranıyoruz. Ben hastaları yatırarak tedavi ediyorum. Yani evine göndermiyorum. 5 gün ya da 3 gün yattığı süre içerisinde gecede hastayı takip ediyoruz. Uzun dönemde tiroid bozuklukları olabiliyor. Tiroid testlerine dikkatli bakıyoruz. Bazı bozukluklar olduğu zaman endokrinle birlikte işbirliği yaparak bu yan etkiyi, bu hastalığı gidermeye çalışıyoruz. Tabii ki her ilacın kendine göre yan etkileri var. Bilinen yan etkileri karşı önlemlerimizi alıyoruz. Bu tecrübeler, pazarlama sonrası tecrübeler gösteriyor ki daha böyle genç hastalar, aktif hastalar, birinci ve ikinci basamak tedaviye cevap vermemiş, halen yürüyebilen, engelliliği fazla olmayan hastalarda bu yan etkiler hiç görülmüyor ya da çok nadir görülebiliyor. İleri yaş, erkek hastalar, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı, kronik akciğer hastalığı gibi yan hastalıkları olanlarda bu yan etkiler görülebiliyor. Hekimlik sanatı bir risk yönetimidir. Biz bu tedavi seçimini yaparken bu faktörleri de göz önüne alıyoruz. Uygun hastalara, uygun zamanda bu tedavileri verdiğimiz zaman gerçekten hastaların yaşam kaliteleri ve engelliliklerinin büyük ölçüde düzeldiklerini görüyoruz. Ben hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.